Herkese iyi akşamlar. İlknur Pınarcı ben. Seminere Bolu'dan katılıyorum. Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Sesi'nin okul müdürüyüm. Geçtiğimiz yıl Edusim Steam mentörlüğü yapmıştım. Aynı zamanda ÖBA'da Similearn platformunun eğitimini YİTEK'teki hocalarımla birlikte hazırlamıştık. O yüzden bilim elçisi olduktan sonra da en iyi Edusim Steam anlatabilirim diye düşünüyorum. Başlayalım slayta. Bir yandan arkadaşlar gelirken. Şimdi Steam eğitimini hepimiz az çok biliyoruz. Fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik, yani multidisipliner olarak yaptığımız tüm faaliyetler Steam faaliyeti olarak adlandırılıyor. Ve gerçekten eğitimin en temel amacı, istiyoruz ki öğrencilerden günlük yaşam problemlerine çözüm üretebilen bireyler olsunlar. Ve günlük yaşamın problemlerini çözüm üretmek de tek disiplinden mümkün değil. O yüzden multidisipliner çalışmanın her anlamda, her bağlamda yaygınlaşması ve eğitimin de en temel odak noktası olması gerekiyor. Steam de bunların en güçlü temsilcisi diye düşünüyorum. Evet, Steam eğitimi, fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik gibi disiplinler arası bir bakış açısıyla öğrencilere ileri düzey bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefleyen ve tüm süreci öğretim sürecini kapsayan teknoloji tabanlı bir öğretim yaklaşımı. Steam eğitimi artık biliyoruz ki tüm dünya ülkeleri için bir zorunluluk haline geldi. Gelişmiş ülkeler sanayi devrimiyle ortaya çıkan eğitim sisteminden vazgeçip eğitim sistemlerini Steam eğitimine dayandırmayı hedeflemektedirler. Bunun nedeni ise son yıllarda bilgi toplumunda emek ve kas gücünden çok zihinsel süreçlerin ve üretim becerilerinin artırılmasının zorunluluk olarak görülmesinden kaynaklanıyor. Ve Steam eğitimi kapsamında öğretmenlerin rolü fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik derslerinde teorik bilgileri vermek yerine yol göstericilik yaparak öğrencileri üst düzey düşünme, ürün geliştirme, buluş ve yenilik yapabilme seviyesine ulaştırmaktır diyoruz. Peki bu kapsamda Edusim Steam nedir? Steam ile bağlantısı nedir? Öğrencilerin Steam faaliyetleri yürütebilmesi için Edusim Steam'den nasıl yararlanması gerekiyor ona bakalım. Edusim Steam, değerli hocalarım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün koordinatör olduğu Fostering Steam Education in Schools, yani Edusim Steam projesi, bir Erasmus Plus programı. Avrupa'da ilk 27 projenin içerisine girmiş ve ileriye yönelik Steam faaliyetlerin okullarda yaygınlaştırılması amacıyla hizmete sunulmuş bir proje. Bizim bakanlığımız da bu projede koordinatör olarak yürüyor. Şimdi kanıt temelli bir yaklaşımla Avrupa düzeyinde Steam eğitimini desteklemek amacıyla öğretmenlerin ihtiyaçlarına yönelik bir metodoloji geliştiren 10 ortaklı projede simülasyona dayalı yenilikçi platformda Steam eğitimi uygulamaları ile öğretmen ve öğrencilerin problem çözme ve bilgi işlemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Burada Edusim Steam'in normal Steam projelerinden farkı şu: Edusim Steam öğretmenlere bir simülasyon platformu sunuyor. Ve bu simülasyon platformunda öğretmenlerimiz ücretsiz bir şekilde deneme yanılma yöntemiyle öğrencilerine herhangi bir malzeme ve materyal ihtiyacı duymadan Steam faaliyetlerini rahatlıkla sağlatabiliyor. Yani Edusim Steam'in en büyük özelliği aslında bizlere vermiş olduğu simülasyon platformu. Çünkü bu simülasyonu biliyorsunuz bir Steam projesi yapmak için, hayata geçirmek için bunun herhangi bir malzeme, materyal gereksinimi duyuluyor. Ya da okulun bunun için altyapısının olması gerekiyor. Ama Edusim Steam bizlere bu engelin hepsini tamamen ortadan kaldırıyor. Birazdan platformu da tanıyacağız hep birlikte. Edusim Steam'in diğer Steam projelerinden farkı bu. Yine Edusim Steam, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yenilikçi öğrenme ortamlarında kullanılabilmesini, gelişen ve değişen uygulamaların çok disiplinli alanlara aktarabilmesini ve gerçek hayat problemlerine dayalı senaryoların çevrim içi ortamda tüm eğitim paydaşlarına ulaştırılabilmesini amaçlamaktadır. Bu şu oluyor aslında, yani İstanbul'daki bir kolejle doğuda, güneydoğudaki ihtiyaçlarını zor gideren bir okulun aynı eğitim imkanından faydalanmasını sağlıyor. Yani biz fırsat ve imkan
eşitliğini burada biraz daha destekleyen bir proje Ilisinski. Çünkü dediğim gibi simülasyonlarla desteklenecek olan yenilikçi çevrim içi platform, projenin sürdürülebilirliği bakımından büyük önem taşımakta. Milli Eğitim Bakanlığı, YİTEK tarafından yürütülen ve 10 Avrupa üyesi ortağın katkılarıyla hayata geçirilecek olan proje, Avrupa Okul Ağı'nın da desteklediği yenilikçi ve esnek öğrenme ortamlarının uygulamalarıyla paralel hedeflere hizmet etmekte olup, STEAM eğitiminin ülkemizde ve Avrupa düzeyinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak. Biliyorsunuz eğitim faaliyetlerinin Avrupa düzeyinde ortak bir kanaldan yürümesi, Avrupa standartlarına uygun hale gelmesi de bizler için önemli. Edusim STEAM 10 Avrupa ülkesiyle beraber yürütülen bir proje. Bu demektir ki biz STEAM faaliyetlerini yürütürken aslında ortak bir kanaldan, ortak bir hedeften, ortak standartlardan hareket ederek çocuklara STEAM faaliyetlerini maliyetsiz bir şekilde karşılayabileceğiz. STEAM sistemin de diğer STEAM sahaları gibi amacı STEAM yaklaşımını eğitime ve mevcut öğretim programlarına entegre etmek için Avrupa Birliği düzeyinde bir politika geliştirmek ve bunu da desteklemek. Şimdi Edusim STEAM ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz Edusim STEAM'in EBA'da hesabı var. Yine Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarından da takip edebilirsiniz. Yine simülasyon platformunu kullanırken ya da süreç içerisinde yaşadığınız herhangi bir problem olduğunda illerinizdeki mentorları bilmiyorsanız bile Gmail adresine mail göndererek yardım isteyebilirsiniz. Tabii ki süreç içerisinde şahsımdan da talepte bulunabilirsiniz. Bununla ilgili destek, yardımcı olmaktan da mutluluk duyarız. Şimdi ben Edusim STEAM'in diğer STEAM alanlarından farklı olarak bir simülasyon platformundan bahsettim. Bu simülasyon platformu aslında hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize açık bir platform. Şimdi onu paylaşacağım. Yani dijital olarak, çevrimiçi olarak platforma dahil olacağız. Ne yapabiliriz, buralarda ne görünüyor onlara bir bakacağız. Ama öncelikli olarak ekranım geliyor mu kontrol ederseniz mutlu olurum. Tunç Hocam, ekranım geldi mi acaba? Geldi, ekranım görünüyor şu anda. Evet, Simülan platformu geldi herhalde. Evet, geldi. Evet, şimdi değerli arkadaşlar, platforma giriş için simulan.eba.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz. Benim daha önce hesabım olduğu için sizler öncelikli olarak kayıt olmanız gerekiyor. Burada şöyle bir durum var. Kayıt olduktan sonra kaydınızın mentorlar tarafından aktifleşmesi gerekiyor. Eğer dediğimiz gibi mentorlarınıza ulaşmakta zorlanırsanız benimle iletişime geçip kaydınızla ilgili aktifleştirmeyi gerçekleştirebiliriz. Benim hesabım olduğu için ben giriş yapacağım. Bu arada bu platform sadece öğretmenlere açık bir platform değil. Aynı zamanda öğrencileriniz de platforma kayıt olabiliyorlar. Bu kayıtların da aktifleşmesinden sonra bu platformu, buradaki STEAM senaryolarını, buradaki simülasyon ortamlarını öğrencileriniz de istediği kadar kullanabiliyor. Şimdi ana yüzümüz bu Simulern platformunun. Bol olduğum için bizim ilimiz çıkıyor. Burada mentorlara tıkladığınız zaman mentörü görüyorsunuz. Bolu'nun mentörü de bendim. Biraz panele bakalım. Şu an Simulern platformunda aktif 11 tane senaryo var. Eğitim senaryosu. Yani sizlerin sınıflarında uygulayabileceği. Ve şurada da toplam katıldım. Ben 11 senaryonun 11'ine de katılmışım. İncelemek amaçlı bakmışım. Şu an aktif kullanıcı sayısını ilimizdeki veriyor. Ve platformda geçirdiğimiz toplam sürede buradan veriliyor arkadaşlar. Şimdi biraz daha aşağılara indiğimiz zaman STEAM senaryolarımı göreceksiniz. İki başlık var şu an Simulern'de. Akıllı Şehir ve Mars. Şimdi Akıllı Şehir'in STEAM senaryoları farklı. Mars'ın STEAM senaryoları farklı. Şimdi baktığımız zaman Akıllı Şehir'in herhangi bir STEAM senaryosuna bakalım. Etkisiz sokak aydınlatmasını saptama diyor. Akıllı şehir tasarımı üzerine yapılmış ve bu dersimizde bir sokak aydınlatmasını inceleyeceğiz ve etkisiz kaldığı yerleri belirleyeceğiz demiş. Yani burada
aslında ne yapmamız istendiği söyleniyor. İster akıllı şehre tıklarsınız, ister şuradaki oka tıklarsınız. Siz bu simülasyon alanına girmiş olursunuz. Şimdi simülasyon alanım geldi mi? Evet. Şimdi yüklediği bölüm simülasyon alanımız bizim. Yani panel şu an ekran iki panele ayrılıyor. Sol tarafta Steam senaryosu var. Bu senaryonun sizlerin derslerinizde verimli bir şekilde işlenebilmesi için basamakları ayrılmış. Yani dokümantasyon dediğimiz bölüm. Diğer bir tarafta ise bu faaliyeti gerçekleştirebileceğimiz ve etkisini gözlemleyebileceğimiz simülasyon alanı var. Simülasyon alanı biraz geç doluyor. Ben şu dokümantasyon bölümünden ilerleyeyim. Şimdi başlangıç için, evet, simülasyon alanım geldi. Bakın, bu bizim simülasyon alanımız. Bu simülasyon alanını istediğimiz şekilde döndürebiliyoruz. İstediğimiz açıdan bakabiliyoruz. Sol tarafta dokümantasyon bölümünde verilen Steam senaryosunu istediğimiz şekilde bu bölümde hayata geçirebiliyoruz. Şimdi bakacağız. Diyor ki başlangıç için geleceğin şehir tasarımcısı merhaba. Şehrimizde şu anda ciddi bir problem var. Araç kullananlardan ciddi şikayetler alıyoruz. Yol aydınlatmasının düzgün olmadığından şikayetçiler. Şehrin aydınlatmasındaki problemleri tespit etmemize yardım eder misin? Yan tarafta şehrin problemli aydınlatmasını görüyorsunuz ve şimdi bize yardım et ve sorunu düzeltelim. Burada bir günlük yaşamda karşılaşılan bir probleme karşı bir problem durumu ortaya koyuluyor. Şimdi burada devam ettiğim zaman sonrakini de tıklayabilirsiniz. Yandaki başlıklara da tıklayabilirsiniz. Şimdi aydınlatma sensörleri hakkında bilgi veriyor. Eğer biz senaryoda hangi parçaları kullanacaksak bununla alakalı yeterli bilgiye sahip oluyoruz bu alanda. Şimdi ortamdaki aydınlatmanın yeterli olup olmadığını saptamak için aydınlatma sensörlerini kullanacağız. Aşağıda bir aydınlatma sensörünü görmektesiniz. Bakın, bu bir sensör. Tıkladığınız zaman resmi büyütebilirsiniz. Tıkladığınız zaman küçülebilir. Sensörün ismi A demiş. Aydınlık değeri de 8.87. Bunu da lüks biriminden veriyoruz demiş. Devam edelim bilgilendirmeye. Bir aydınlatma sensörü ışığın şiddetini ölçer ve lüks biriminde bir sonuç verir. Resimdeki sensör ışığın şiddetini 8.87 olarak ölçmektedir. İyi aydınlatılmış ve cadde ve sokaklarda bu değer 5 lüks ile 15 lüks arasında olmalıdır. Aydınlatma sensörünün değeri 5 lüksün altına düştüğünde ya da 15 lüksün üzerine çıktığında değer kırmızı renge dönüşecektir. Kullandığımız her aydınlatma sensörünün bir ismi vardır. Örnek olarak resimdeki sensörün ismi A'dır. Bakın, burada sensörü bulabiliriz, A sensörünü, ya da biz buradan bir sensör alıp bir alana yerleştirebiliriz. Bakın, şu an sensörümü yerleştirdim mesela. Değeri nedir? 7.17. Benim senaryom için, akıllı şehir için uygun bir aralıkta mı şu an burada? Evet, uygun aralıkta. Peki biraz uzaklaştıralım kaynaktan. Kaynaktan uzaklaştırdığım zaman bakın ne oldu değer? 2.66 oldu ve kırmızı renge büründü. Burada aydınlatmanın verimli olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Verimli olması için aydınlatmanın ne lazım? Kaynağa yaklaştırmamız lazım. Ve gözlemlediğiniz zaman buradaki aydınlatma da o değerde artıyor ya da uzaklaştırdığımızda karanlıklaşıyor. Bunu da gözlemleyebiliyoruz. Burada değerli hocalarım yapmaya çalıştığımız şey, bu çok basit bir senaryo. Burada sadece ilkokul çocukları, mesela biz bunun ilimizde uygulamasını yaparken özellikle ilkokul kademesinde bu birinci sınıfta olur, ikinci sınıfta olur, üçüncü sınıfta olur. Çocukların çok eğlenerek ilgisini çektiğini gözlemledik. Sayı aralığı, çocuk buradaki aydınlatma sensörünü sadece 5 lüks ile 15 lüks arasına yerleştirecek ve aydınlatma sensörünün kaynağa yakınlaştıkça değerinin arttığını, uzaklaştıkça da kaynaktan
değerin azaldığını gözlemlemiş olacak. Burası bir ilkokul kademesi için aslında çok da keyifli bir alan. Yine benzer şekilde diğer başlıklarda sensör yerleştirme var ki biz az önce yerleştirdik. Yani dilediğimiz şekilde oynatabiliyoruz, sensörü diğer bölgelere taşıyabiliyoruz ya da ikinci bir sensör yeterli görmezsek ikinci bir sensörü de buraya alabiliyoruz. Ya da diğerlerinde aynı şekilde ve şurada sensör değerleri dediğimiz bir alan var. Buraya tıkladığımız zaman bakın 3 tane sensör var şu an alanda. A sensörü, B sensörü, C sensörü ve değerleri de 12, 16, 9, 98, 14, 47. Hatta C sensörü biraz daha uzaklaşırsa bizim akıllı şehir tasarımımızın standartları dışına çıkacak. Bunu da buradan gözlemlemiş oluyorum. Simülasyon kamerası bilgisi var. Burada bütün sitim senaryolarında benzer şey var. Bakın bütün simülasyon alanını 360 derece döndürebileceğimi söylüyor. Bunu zaten biraz da kurcalayarak görebiliyorsunuz. Hareket ettirme, fazlaları silme. Mesela fazla bir aydınlatma sensörü koydum. Yine sensörün üzerine basarak şu çöp kutusuna tıkladığımızda fazlaları da silebiliyoruz. Ve son olarak da sensör değerlerini görebiliyoruz. Öncelikli olarak bizim şunu yapmamız lazım. Simulern platformundaki bütün senaryoları tek tek incelememiz gerekiyor. Yani hangi senaryolar bizim derse girdiğimiz sınıfların düzeyine, öğrencilerimizin bilişsel düzeyine uygun onu belirlememiz lazım. Ve senaryoları simülasyon alanında deneyimlemeden önce dokümantasyon bölümünün son sekmesinde görev tanımı var. Burada aslında öğrencinin ne yapması gerektiğini söylüyor. Yani bir öğrenciye görev veriyor burada. Gördüğünüz gibi olabildiğince ilkokul düzeyi için kullanışlı. Çocukların akıllı tahtalar üzerinde açılabiliyor bu arada, onu da söyleyelim. Akıllı tahtada, teneffüste, öğle arasında ya da derste keyifli bir şekilde oynayabilecekleri bir tasarım. Şimdi biz etkisiz sokak aydınlatmasını saptama senaryosuna baktık. Şimdi yavaş yavaş biraz daha üst kademelere geçeceğiz. Burada da aydınlatma direklerini yerleştirelim senaryosu var. Aynı şekilde hem simülasyon alanı hem de dokümantasyon bölümü var. Burada da benzer şekilde az önceki simülasyon alanında yer alan direkleri yerleştiriyoruz. Aynı zamanda sensörleri de buna benzer bir şekilde koyuyoruz. Ben şu gün ışığı hasat sisteminin tasarımına bakmak istiyorum. Bir buraya, buradaki senaryoya giriş yapalım. Biraz daha ortaokul düzeyinde ya da dördüncü sınıf düzeyinde bir senaryo bu da. Çünkü şimdi biz eğitimleri verirken bir iki senaryoyu gösterdiğimizde öğretmen arkadaşlar şunu söylediler. Acaba ilkokul düzeyine mi uygun? Hayır. Özellikle Mars senaryoları, değerli hocalarım, kodlama ile hareket ettirilen simülasyon alanları var Mars senaryolarında. Peki kodlama bilmeyen öğrenci için dezavantaj olur mu? Hayır. Nasıl kodlama yapmamız gerektiği de dokümantasyon kısmında video ile anlatılıyor. Yani bu aslında öğrencinin biraz daha blok tabanlı kodlamaya giriş yapması için de güzel bir alternatif bizler için. Simülasyon alanımızın dolmasını bekliyorum bu arada. Yine bakın sistem aynı. Bir tarafta panelin dokümantasyon kısmı varken diğer tarafta da bu senaryoya uygun olarak yapacağımız çalışmaların simülasyon alanı var. Burada ne istiyor ona bakalım. Yine geleceğin şehir tasarımcısı merhaba. Gün ışığından faydalanarak daha az enerji tüketen çevreci bir aydınlatma sistemi geliştirmeye ne dersin? Yani karanlık olduğunda otomatik açılan, gün ışığı varken de kendini kapatan bir aydınlatma sistemi geliştirmeyi hedefliyoruz. Şimdi bize yardım et ve şehrimizi akıllı bir şehre dönüştürelim. Evet, günlük hayat probleminden haberdar olduk bu bölümde. Ve arayüzleri tanıyoruz diğer başlıklarda. Yine aydınlatma sensörünü tanıtacak. Bakın burada daha önceki senaryolara ek olarak gün ışığı simülasyonu var. Gün ışığı simülasyonu şu alttaki sun off sun on dediğimiz, bakın bu şekilde oynatarak gün ışığını, yani ortamı aydınlatıp bu şekilde sürdürerek de ortamı karanlık hale getirebileceğimizi gösteriyor. Yine evet,
Burada bir programlama söz konusu var ve programlamaya başlarken diye bir sekme var. Burayı tıklıyorum arkadaşlar. Evet, diyor ki simülasyona başlamadan önce repeat kodunu getirin. Daha sonra burada bütün basamakları tek tek söylüyor bakın. Öncelikli olarak bu arada bunu kodlamayı yapmadan önce şunu yapabilirsiniz. Kodlama başlıkları neler? Logic, boolean, loops, math, text, list, simulator, variables. Şimdi bu başlıklardaki blok kodları gözlemleyebilirsiniz ve sonrasında kodlama yapmanız biraz daha kolaylaşacaktır. Ama burada zaten dokümantasyon bölümünde sizlere ne yapmanız gerektiğini de gösteriyor. Yani hem öğretmen arkadaşlar hem de öğrenciler burada kodlamaya da aşinalık kazanıyor. Başlangıç için güzel bir alan. Yine lambayı açma kapama başlığı koymuş burada. Bakın yine ekranı büyütebiliyorum buradan. Lambayı nasıl açıyoruz? Kodlamayla nasıl açıyoruz? Burada onu anlatıyor. Bakın devamlı olarak blok tabanlı kodlamayı iç içe geçirdiğimizde ve kodlamaları yerleştirdiğimizde şuradaki start tuşuna bastığımız zaman kodlamaların artık çalışacağını bizlere burada da anlatıyor. Devam ediyoruz ve sensörlerle programlamayı da nasıl yapacağımızla ilgili yine bir anlatım videosu var burada. Aslında bu videoları izleyerek, gösterdiği kodları yerleştirerek biz bu simülasyon alanını çalıştırabiliriz. Peki burada öğrenci ne yapacak? Öğrenci blok kodların içindeki sayısal değerleri değiştirdiğinde simülasyon alanında neler değişiyor? Bunu gözlemleme imkanı olacak. Ve bir lambayı açma, kapatma ya da bir olayı döngüsel olarak tekrar etmede hangi blok hangi blok kodlar kullanılıyor? Bunlarla ilgili de deneyim sahibi olacak. Devam ediyorum yine. Diğer başlıklara bakalım. Evet, ve burada bir görev tanımı vermiş. Bu görev tanımında da öğrenciye görev söylüyor. Peki nerede kodlama yapacağız? Bakın kodlama gerektiren senaryolarda şimdi biz sayfamızı iki bölmeye ayırmıştık. Kodlama gerektiren senaryolar için ise üçüncü bir bölme sol üst köşede block coding dediğimiz block kodların olduğu alan var. Bakın şu an alan boş. Logic'te if else'lerin olduğu, yani eğer şöyleyse bu olmalı ya da değilse şöyle olmalı dediğimiz koşula bağlı kod blokların olduğu yer. Boolean dediğimiz sekmede burada denklemlerin ya da eşitliğin olduğu kodların olduğu bölüm. Loops'a bakalım. Burada da tekrar isteyen kodların olduğu bölümde burada. Met dediğimiz bildiğiniz toplama, çıkarma, daire yapma gibi matematiksel kodların olduğu bölüm. Text, buraya bir yazı yazmak istiyorsak bunu kullanıyoruz. List dediğimizde de burada da kod bloklarını listelediğimiz yer. Ve simülatörde, yani şuradaki simülatör için herhangi bir işlem yapmamız gerekiyorsa da buradaki simülatör bloklarını kullanmamız gerekiyor. Burada bir kodlama yaptınız diyelim. İstediğiniz kadar bu arada işlem yapabilirsiniz. Bakın sıradan kodlar alıyorum. İstediğim kadar yanlış da yapabilirim. Bu çok da önemli değil. Çünkü yerleştirdiğimiz kod bloklarını buradan silme gibi bir imkanımız da var. Bakın bir kod geldi. Bunu buraya yerleştirdim ama beğenmedim. Bunu sileceğim ya da çöp kutusuna atıyorum, gönderiyorum. Yani burada aslında öğrencinin kodlamayı da dilediği kadar deneyimleyebilme şansı, imkanı da var. Evet, biraz da Mars senaryolarına bakalım. Bu simülasyon alanını kapattıktan sonra. Burası biraz daha temel eğitim kademesine uygun. Mars senaryolarında tabii ki çocukların teknolojik yeterlilikleri çok çok daha iyi. Buralara da çocuklar gelebilir, özellikle temel eğitim için 6-7-8. Burada da bir Mars senaryolarının olduğu bölüm var. Mars senaryolarında Mars'ı otonom olarak keşfetmek için bir robot tasarlama,
Ve tabii ki ikinci senaryoda tasarladığımız robotu işte kaya labirentlerinde gezinebilen bir robot geliştiriyoruz. Ve burada Mars'ın tüm bölgelerini robotumuzla keşfediyoruz senaryosu var. Robota matkaplı robotik kol ekleme bölümü var. Ara ve kas senaryosu, zorlu engeller ve iniş yapıldı senaryosu buralarda mevcut. Bakalım ilk senaryoyu, Mars senaryosu için nasıl bir simülasyon alanı tasarlamışlar, onu gözlemleyelim. Evet, Mars için simülasyon alanı biraz daha farklı bir Mars düzeyi, yüzeyi tasarlanmış. Şimdi simülasyon alanında da göreceksiniz. Burada dikkat ederseniz direkt simülasyon alanı, dokümantasyon bölümü ve blok kodlama bölümü var. Mars senaryolarının tamamı blok kodlama isteyen alanlar. Ama dediğim gibi kodlamaya yabancıysak dokümantasyon bölümünde ayrıntılı olarak bizden ne yapmamız gerektiğini gösteriyor. Şimdi burada başlangıç için bir günlük durum problemini ortaya koymuş. Ne demişler? Mars görevlerine hoş geldin. Kendi robotlarını tasarlayarak Mars yüzeyini otomatik olarak keşfedecek ve kayaların analizi için örnekler alacaksın. Bu ilk senaryoda farklı robotlar yapmayı deneyeceğiz ve onları programlamayı öğreneceğiz. Laboratuvarda kontrollü testler yapabiliriz. Ancak son senaryoda Mars'ta fırlatılıyoruz ve beklenmedik durumlara hazır olmalıyız. Senaryoları çalışırken robotlarınızın zorlu durumlarla karşılaştığında daha güvenilir davranmaları için nasıl yapabileceğinizi düşünün. Şimdiden nasıl çalıştıklarını öğrenmek için bazı etkinlikler deneyelim. Tabii ki bu bölümün arayüzleri daha geniş. Neler bakın, kameraya ve dünyaya giriş kısmı var. Bu bizim robotumuz bu arada. Robotumuzun küçük bir parçası. Robotumuzu fırlatabiliyoruz. Simülasyon alanında dilediğimiz şekilde hareket ettirebiliyoruz. Ve daha sonraki senaryolarda ise burada kaya labirentleri olacak. Zorlu alanlarda robot tasarlayacağız. Hatta bu robot yetmeyecek. Buraya kol eklemesi yapacağız. Son senaryoda da Mars zeminine uçacağız. Böyle bir durum var. Bakın kaya labirentleri de burada. Oldukça öğrencilerin dikkatini çekebilecek. Oldukça bilime yakın, gerçeğe yakın, aradığımız nitelikli öğrenci kitlesine yakın bir çalışma olarak görüyorum ben Edisim Steam'i. Evet, burada kamera ve bu alanı nasıl gezebileceğimizi anlatıyor ve HUD ekranından bahsetmiş. Bakın, buradaki HUD ekranının etkilerinden bahsediyor bize. Yani sizin bu senaryoyu hayata geçirmeniz için bütün bilgiler ve bütün anlatım videoları simülasyonda mevcut. Yine tekerlekleri test etme. Bakın burada bir tekerlek var. Burada bir tekerlek alıp test yapabiliyoruz. Bunu anlatıyor bu başlıkta da. Bakın burada değerler girebiliyoruz. Bu değerlere girdiğimizde robotumuz nasıl davranacak? Hangi değerler, hangi aralıklar için mantıklı bir tasarım olacak, bunları görebiliyoruz. Ve robot editörüne giriş diye bir başlık var. Burada da detaylı olarak hangi parçaların neye ne etki ettiğini gösteriyor. Yine tekerlek ekleme nasıl yapılır? Robotu nasıl çoğaltırız? Çoklu seçimler nasıl olur? GPS ortalaması, silme gibi eylemleri anlattıktan sonra artık kodlamaya girişi anlatıyor. Bakın her senaryoda detaylı bir şekilde kodlamaya nasıl yapacağız, hangi senaryo için hangi kod bloklarını kullanacağız detaylı bir şekilde verilmiş. Hareket fonksiyonu nasıl yazacağız, dönme fonksiyonu nasıl olur, aynı anda hareket etme ve döndürme ve bir mesafe sensörü ekleyin. Bakın bunu günlük yaşamda gerçekleştirecek olsak bir robotun hareket sensörü bile ciddi anlamda okulların bütçesini etkileyebilecek bir durum. Ama Edisim Steam ile bunu hem dijital ortamda hem de defalarca deneyimleyip gözlemleyebileceğimiz bir saha bizler için var. Yine dosyalar ile çalışma. Bakın bütün başlıklar gelişmiş kodlama,
Hepsini detaylı bir şekilde anlattıktan sonra yine öğrenciye bir görev tanımlıyor ve artık öğrenci bütün arayüzlerden, bütün parçalardan, bütün kodlama faaliyetlerinden haberdar olduktan sonra artık görevini burada gerçekleştirebilecek alana sahip olabiliyor. Mars senaryoları da bu şekilde değerli hocalarım. Tabii ki farklı senaryolar var. Bunlar tek bir eğitimle gerçekleştirilmenin ötesinde şeyler. Çünkü öğretmen arkadaşlarımızın öncelikli olarak bu alanlara girmesi lazım. Bu senaryoları deneyimlemesi lazım. Bu senaryolarda hangi kod blokları kullanılacak? Öğrenciler için hangilerini yapmak uygun? Bunları tek tek gözlemlemek lazım. Eminim öğrencilerin çok çok dikkatini çekecek. Çünkü bütün öğrencilerin buraya giriş hakkı var. Ücretsiz bir şekilde kaydolabiliyorlar. Bütün öğretmenlerimiz de benzer şekilde ve diledikleri kadar bu simülasyon alanını gözlemleyebiliyorlar.